Selamlar arkadaşlar, 19 Kasım 2023 soğuk bir İstanbul sabahından herkese selamlar. Ben Erdem. Bu videoda öğrenci olarak Boston'a, Amerika'ya yerleşmemin hazırlığını sizlerle vlog olarak paylaşacağım arkadaşlar. Videoda nelerle karşılaşacaksınız? Amerika'ya giderken nasıl hazırlandım? Başıma neler geldi? Orada nasıl bir yerleşim sürecinden geçiyorum? Bunları hepsini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bugün de evimde son gün ailemle vakit geçiriyorum. Çantamı hazırlıyorum. Çanta çok önemli. Evraklar çok önemli. Uçuş için hazırlanmanız çok önemli. Oraya gittiğimde henüz ayarlayabildiğim bir evim yok. Henüz bir oda bulamadım. Ama orada bir arkadaşım var. Onun odasında kalacağım. Orada arkadaşlarım var diyeyim. Onu videonun içerisinde göreceksiniz. Oraya gittim de oradaki süreci de göstereceğim size. Bugün sadece evimi göstereyim. Valizimi hemen göstereyim sizlere. Bir valizde neler olabilir inanamazsınız arkadaşlar. Şimdi iki tane valiz götüreceğim. İki valiz hakkım var. Birinci valizim. Orası o kadar soğuk bir yer ki Boston. Şu an bile tam Kasım Aralık ayında gidiyorum. Yani en böyle soğuğun artık tap yapmış noktasında gidiyorum. Büyük valizimin sol tarafı komple kışlık ürünlerle, ne bileyim, pantolonlar, tampolarlarla dolu. Sağ taraf tam tersi, full yazlık ürünler aslında. Ama üstte çorapları, ne bileyim, iç çamaşırlarımı doldurdum. Şurada bir bel çantam var yandan, kemerim. Ayakkabım ama zaten bot götüreceğim, onu belki kışın giyerim diye. Arkadaşlar burası çok önemli. Komple ilaç. Bakın bir çanta. Arkadaşlar yurt dışına gidiyorsanız, özellikle Amerika'ya, work and travel olur, turist olur, öğrenci olur benim gibi. Arkadaşlar bu ne diye soracaksınız. Bu ne diye? Arkadaşlar hazır çorba. Benim daha önce yurt dışına çıkarken yanımıza neler alınmalı diye bir videom da vardı. Orada hazır çorbanın üstüne basa 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 söyledim. Benim midem çok hassas. Orada da yurt dışında da çorbayı bazı ülkelerde kolayca bulamayabilirsiniz. Benim için çok önemliydi. Hatta onun yanında annemin yöresel, geleneksel taranası da var. Onu da yiyeceğim. Kişisel bakım eşyalarımı da şöyle bir şeye doldurdum. Ne bileyim, şampuanım, işte diş ipim, kulak çubuğum, parfümüm, güneş kremim. Güneşi bulabilirsek oralarda. Ne bileyim, dudak şeyi. Bir yurt dışına giden kişinin valizinde neler bulunmalı? Gördünüz. Uçak için havalimanına geldik abim. Bizimkiler de geliyor arkadan, annem. Koşa koşa yanıyor. Tabelaya bakalım. Check-in işlemlerimizi nerede yapacağız? Oraya gidelim. 15.50 Boston. Check-in open. Havalimanına neden erken gelmek zorundayız? İşte al. Check-in sırası. Yani 2 saat 3 saat erken gelmeniz lazım ki check-in işlemlerinde sorun yaşamayın. Değil mi anne? Yurt dışına çıkmadan önce parç pulu almanız lazım arkadaşlar. Yoksa bilemezsiniz. Böyle bir vergi var. Klasik not free gezisi. Havalimanında bir su içmek isterseniz bu fiyata alabilirsiniz. Uçak çok kalabalık ya. Bu kadar kalabalık tahmin etmiyordum. Uçaktan indik.
Şimdi hayatımda en gerildiğim anlardan biri pasaport kontrolü. Cidden insanı geriyor ya. Bakalım sınırdan da geçersek. Arda. Siz de buraya gelmek istiyorsanız yorumlara ya of bir dur videoyu basma ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar sonunda çıktım. Pasaport kontrolünde bitirdim. Yanımda kim var? Hoş kim var yanımda? Arkadaşlar bu bir ayrıcalık. Eğer Amerika'da en sevdiğiniz arkadaşınız sizi bekliyorsa. Arkadaşlar pasaportun zor geçeceğini söylemiştim. Çünkü içimde her zaman öyle bir his oluyor. Bir tane Türk vardı kadın. İngilizcesi yokmuş. Bir tane Türkçe bilen tercüman çağırdılar. Ben gittim yanına. Kadının işini hallettik. Sonra bana sorular sormaya başladı. İşte neden geldin? Yanında ne kadar var? Ne kadar kalacaksın? İşte böyle 5 dakikayı geçik beni bir sorguladı. En son daha önce Amerika'ya geldin mi dedi. Evet dedim. Work and Travel'la 2022'de gelmiştim dedim. Ona binaen kurtuldum yani. Çünkü o kadar fazla soru sordu ki. Ama neyse ki buradayız. Taksi lazım ya abi. Taksi burada. İstanbul'da. <araba. gülüyor> Öyle evet, zordu evet. Yani kapıdan girmek zordu. İslam inşallah yeni ev arkadaşım olacak. O şu, şu an benim evim yok. İstanbul'da kalacağım. Ev bulmuştuk. Bir elimizden kaçtı. O şaka değil miydi ya? Yok gerçekten. Ciddi mi? Ev bulmuştuk. Ev gitti gerçekten abi. Ben de mi kalacağım? Evet bir süre İstanbul'da kalacağım. İstanbul'da kalmazsam sokağa düşeceğim bu teyze. Koç üstüme para başı şampiyon. Yok yok her şey hazır. Başta %25 verdiler. Ben de dedim daha fazla veriyorum. Ben insanları getirmeye çalışıyorum. Arkadaşlarımı getirtiyorum burada yesinler diye falan. Yani %99 verdim. Evet. Havalimanından gelip Hüsnallar'da yemek yiyeceğiz usta benim için. Ne hazırlamış poğaça, kısır. Daha ne olsun ya? Kral. Arkadaşlar işte yani F1 vizesi alıp Amerika'ya gelirseniz bu senaryolarla karşılaşacaksınız. Yorumlarda hep şey yazacaksınız değil mi arkadaşlar? Hüsna gibi bir arkadaş. Evet. Ya şimdi mesela Hüsna ile İslam olmasa ben muhtemelen ve de hiç mesela Amerika'ya gelmemiş olsam inecektim. Şaşkın bir şekilde eve gitmeye çalışacaktım. O da güzel. Keşfetmeci yani, de güzel. Evet yani ilk defa gelmenin tadı çok farklı ama ben ikinci sefer geldiğim için daha böyle bir heyecanımı yenmiş durumdayım. Daha bir korkum uyanmış durumdayım ama ilk sefer sıkıntılı oluyor. Ben mesela ilk sefer daha şeydim, tez canlıydım. Şu an iyi ama durumlar. Bu sefer bakalım gene gelişmeleri paylaşacağız arkadaşlar sizlerle. Bizim buradaki hikayemiz de bu şekilde devam ediyor. Hikayemizi kanaldan takip edebilirsiniz. Abone olun. Zaten abone olanlar var, videoları izleyen var. Teşekkür ederim onlara. Yorumlarını bekliyorum. Diğer kişiler de abone olur inşallah. Arkadaşlar abone olun. Abone olun işte. Amerika'daki ilk sabahımdan merhabalar arkadaşlar. Akşam arkadaşım İstanbul'da kaldım. Odasını paylaştık. Kendi bir yatağı var. Ben de yer yatağında yattım. Hatta onu da göstereyim hemen. Çok olayı göstermeden. Şöyle şişirilebilir. Bunda yattım. Birkaç gün burada idare edeceğiz. Ondan sonrasında ev bulabilirsek İslam'la hatta beraber eve taşınacağız. Bugün dışarı çıkarım. Biraz gezerim. Etrafı öğrenirim. Bakalım ulaşım nasıl? Okuluma ulaşım nasıl? Marketlere ulaşım nasıl? Etrafta neler var? Bunları bir öğrenirim. Yani bizim için macera aslında yeni başlıyor. Bugün ilk sabahı. Gene yaptıklarımı, hangi süreçlerden geçtiğimi göreceksiniz arkadaşlar. Bakalım Amerika macerası bizim için başlasın. Arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Dediğim gibi bazı eksiklerim var. Onları halletmem lazım. Şu an videolarla uğraşamam bu sebepten dolayı. Ama süre geçtikçe tüm süreçlerimi sizlerle paylaşacağım. Bu seferlik bu kadar olsun bu video. Kanalıma abone olmayı eğer merak ediyorsanız tabii kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum atmak istiyorsanız yorum atın. Sormak istiyorsanız sorun. Sakın çekinmeyin. Buraya gelecek arkadaşlar varsa onları da yorumlarda görebiliriz. İzleyen herkese teşekkürler.
Amerika'dan sevgiler, görüşürüz.